Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'la ilgili başlıkları bakalım. E, foto maçta neler var? Kral olacağım ve Gors Beşiktaş formasıyla hedefini açıkladı. Bir forvet olarak en büyük hedefim elbette gol atmak. Zaten mesleğim, işim bu gol atmak diyor. Her futbolcunun hayalidir gol kralı olmak ve ben de bunu istiyorum. Savaşçı ve mücadeleci biri olduğundan da bahsediyor. Transfer sürecimizde hocamızla çok görüştük, beklentilerimizi anlattık. Onun istediklerine ve beklentilerine tam karşılık verebilecekken verebilecek bir tipte olduğunu biliyordum dedi. Benim futbolculuk onun da teknik taktik anlayışı gibi örtüşen çok önemli konular var aramızda diyor. Taraftarın da kararında etkili olduğuna ayrıca değiniyor. Her şeyden önemlisi ne kadar muazzam olduklarını görmüş olmamdı. Çok değerli ve çok özel bir taraftar var. E, bu sevgi hislerime dokundu. Belki de en büyük faktör bu. Beşiktaş taraftarları onlara karşı çok özel, çok farklı bir bağ hissediyorum. Bana yaptıkları, bana gönderdikleri hediyeler dolayısıyla da ayrı bir yeri oldu demiş. Beşiktaş'tan Juan Mata bombası. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki dev takım transferde iddialı hamleler yapıyor. Siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılarla ilgili bomba bir transfer haberi daha geldi. Manchester United ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Juan Mata, henüz bir kulüple el sıkışmamıştı. MLS'den talipleri olan tecrübeli orta sahanın, gelen teklifleri reddettiği ve Avrupa'da kalmak istediği kaydedildi. Mata'nın Leeds United ile de transfer görüşmelerinde bulunduğu ancak bu temasların yavaş bir tempoda sürdüğü belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre yıldız orta saha için Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği aktarıldı. Mata'nın geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. 1.70 boyundaki futbolcu, geçen sezon Manchester United'da 12 maça çıktı. Mata 12 karşılaşmada gol ya da asist kaydedemedi. 34 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. İspanyol orta saha kariyerinde Chelsea, Valencia, Real Madrid gibi takımlarda da forma giymişti. Mata ülke milli takımında 40 bir müsabakaya çıktı ve 10 gol attı. Mata için 2014 yılında 44,7 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Tayfur Bingöl ve Kerem Atakan Keskin'i bitiriyor. Beşiktaş, transfer döneminde yerli rotasyonunu mutlaka güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda radara giren isimler, Alanya Spor'dan Tayfur Bingöl ve Sivas Sporlu Kerem Atakan Keskin olmuştu. Her iki futbolcu içinde kulüpleriyle bonservis görüşmeleri devam ederken, taraflar bir türlü ortak noktada buluşamadı. Süreci hızlandırmak isteyen Başkan Ahmet Nurçebi, bizzat devreye girme kararı aldı. Beşiktaş'ın patronu, önce Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirecek. Şu ana kadar 29 yaşındaki kanat oyuncusu için geri adım atmayan Alanyaspor'un 1,5-2 milyon euro seviyesinde bir rakam istediği konuşuluyor. Daha önce Beşiktaş'ta oynamak istediğini net şekilde açıklayan Tayfur, kulübünden kolaylık bekliyor. Kerem Atakan Keskin ise orta sahaya düşünülen isim. Geçtiğimiz sezon Sivas Spor'da sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş forması giymek için can atıyor. Başkan Çebi'nin Sivas Spor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul'da masaya oturacağı öğrenildi. Rıdvan ve Emirhan'ın satışlarından önemli bir gelir elde eden Beşiktaş, genç oyuncu boşluğunu Sivas Sporlu Kerem Atakan'la doldurmak istiyor. Hem sağ hem de sol kanatta görev yapan Tayfur Bingöl, daha önce yaptığı açıklamada en büyük hayalinin Beşiktaş forması giymek olduğunu söylemişti. Kartal Nadiem Amiri için bastırıyor. Vosef'in sakatlığı sonrası Emirhan İlkan'ı da torunoya satan Beşiktaş'ta öncelikle ihtiyaç orta saha. Merkeze iki takviye birden yapmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Nadiem Amiri'yi çok istiyor. Teknik direktör Valerian İsmail'in onay verdiği 25 yaşındaki Alman Yıldız konusunda kulübüyle resmi boyutta temaslar başladı. Bayer Leverkusen'e kiralama teklifini gönderen Beşiktaş, sözleşmeye opsiyon maddesi de koydurmak amacında. Amiri'nin 2 milyon euro seviyesindeki maaşının tamamını karşılamaya hazır olduklarını Bundesliga ekibine ileten Siyah Beyazlılar, 500 bin euro da bonus önerdi. Artık Leverkusen'in vereceği cevap bekleniyor. Oyuncu cephesinde ise her şey olumlu ilerliyor. Beşiktaş'ta forma giyemeye sıcak bakan amiri, Kulüpler arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Ceneo'da geçiren Amiri'nin kulübüyle 2 yıl kontratı bulunuyor. Orta sahada çift yönlü oynayabilen 25 yaşındaki Yıldız, 5 kez Almanya milli takımının formasını terletti. Amiri, geride bıraktığımız sezon 32 resmi maça çıkarken 2 gol 4 asistlik skor katkısı gösterdi. Beşiktaş Alvaro Gonzalez'in peşinde. Valerian İsmail yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sağ stoper arayışlarına devam eden siyah beyazlılarla ilgili gece yarısı sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Beşiktaş'tan Suudi Arabistan ekibi el ittifaka transfer olması beklenen Wellington konusunda bomba bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinde sorun tespit edildiği ve bu nedenle transferin rafa kaldırıldığı aktarıldı. Wellington'ın el ittifak ile yıllık 1 milyon 500 bin euro üzerinden 2 senelik anlaşma sağladığının belirtilmişti. Wellington ayrılmasa bile savunma hattına en az bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'la ilgili flash bir gelişme yaşandı. Fransız basını, siyah beyazlıların peşinde olduğu futbolcuyu duyurdu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Marsilya forması giyen ve bon servisini elinde bulunduran Alvaro Gonzalez'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah beyazlıların 32 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcuya talip olan diğer takımlar da netlik kazandı. Haberde Alvaro Gonzalez'e El Nasser, Valencia ve Galatasaray'ın da talip olduğu aktarıldı. Valencia ve El Nasr'ın tecrübeli futbolcuya henüz herhangi bir teklif sunmadığı belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Alvaro González daha önce Reis'in, Real Zaragoza, Espanyol, Villarreal ve Marsilya formaları giydi. Beşiktaş'ta hedef yine yeniden Christian Fassinat. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken Christian Fassnacht ismi yeniden gündemin bir numaralı maddesi oldu. Siyah beyazlılar daha önce prensipte anlaştığı ancak kulübü yan boysu bir türlü ikna edemediği transfer için Valerian İsmail'den gelen mutlaka alınsın raporu sonrası harekete geçti. Yönetimin İsviçreli kanat oyuncusu için bu kez 3 milyon euro bon servis bedeli önereceği öğrenildi. Öte yandan sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fasnat'ın geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak olması yönetimi tedbirli olmaya itiyor. Beşiktaş, transferde yan Boys'la anlaştıktan sonra oyuncuyu kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Valerian İsmail'in ısrarla istediği Fasnat, her iki kanadın yanı sıra ofansif orta saha olarak da oynaması nedeniyle çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Beşiktaş'a Koray Günter transferinden kötü haber. Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Wellington'ın gidişine hazırlık yapıp kadrosuna katmak istediği Koray Günter konusunda uçuk rakamlarla karşılaştı. Yerli kuralında da elini biraz olsun rahatlatmasını beklediği 27 yaşındaki savunmacının siyah beyazlılardan çok yüksek maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Gelen haberlere göre Koray, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk önerisinin neredeyse iki katını talep ederken, Hellas Verona'da 2-2,5 milyon euro arası bon servis istedi. Hem Koray hem de Verona tarafının isteklerini abartılı bulan Beşiktaş yönetimi transfer görüşmelerini durdurdu. Siyah-beyazlı idareciler ortaya çıkan bu durumun Türkiye'de uygulanan yerli oyuncu zorunluluğundan kaynaklandığını ifade ediyor. Üç yerliyi bulma noktasında sıkıntı yaşayan siyah beyazlılarda stoper için yeni rotanın Türk olması çok zor görünüyor.